Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Asus ROG Claymore Core klavye ile beraberiz. Biliyorsunuz oyuncular için mekanik klavyenin önemi gitgide artmaya başladı. Daha önce de Asus tarafından ROG Claymore klavyeyi görmüştük. Claymore Core ise biraz daha profesyonel, biraz daha küçük ve rahat taşınabilir bir klavye olarak karşımızda. Çünkü yandaki numara bölümü kaldırılarak, numpad bölümü kaldırılarak daha küçük, daha stabil bir hale getirilmiş. İlk bakışta tabii ki tasarımından söz etmek lazım. 360x145x45mm'lik bir boyutlarına sahip. Aynı zamanda 715 gram da ağırlığı var. Yani biraz böyle kendi hissiyatını belli eden ve oturduğunda da kaymasını engelleyen bir yapıda olduğunu görebilirsiniz. Şu anda masa bile sallanıyor. Tasarıma ilk baktığımızda sağlam PCB'sinde, yani sağlam kasasında mayalardan esinlenen şuradaki desenleri görebilirsiniz. Bu desenler dediğim gibi biraz daha böyle şık ve hem görünümünü biraz daha agresifleştiren hem de bahsedildiği gibi mayalardan esinlenen şekilde yapılmış. Cherry Mix Red versiyonu var bizde. Bunun kırmızı, siyah vesaire de versiyonu bulunuyor. Lineer yapıda bir klavye ve sesi de oldukça çıkıyor. Şöyle... Şöyle görebileceğiniz bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şöyle size kaldırıp şu bölümden kırmızı Cherry MX switch'ini de anahtarını da görebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda kısa mesafeli bir anahtar. Bu sayede hızlıca tepki verebiliyor. Bu konuda sizin oynayışınıza, özellikle dediğim gibi e-spor tarafını hızlıca basmak için oynayışınıza önemli katkı sağlanıyor. Küçük yapısıyla 715 gram aslında bir klavye için ağır gibi gözükse de rahat taşınabilir bir klavye olduğunda bahsetmek istiyorum. Şöyle kablosunu söktüğümde şuradan da hemen hızlıca çıkartabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde taşınabiliyor. Şu 1,5 metrelik bir boyu var. Şöyle ne kadar kadraja girebiliyorum bilmiyorum ama 1,5 metrelik sarmal bir kablosu bulunuyor. Alt tarafına baktığımızda da sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Burada da ROG logosunu ve Claymore yazısını görmekteyiz. Tam şu bölüme de size de şuradan takılışını göstermiş olayım. Şu şekilde rahatça takabiliyorsunuz ve kolay kolay da çıkmıyor. Yani çıkarılabilir USB bağlantısına sahip olan birçok üründe rahatlıkla şuradan kolayca çıkabilme dezavantajı vardır. Bunda öyle bir seçenek yok. Zaten klavye için önemli detaylarından biri, ki her zaman söylediğim gibi klavye oyuncu klavyesi ise RGB aydınlatması olması gerekiyor gibi bir konu oluyor. Bunda da Asus'un AuraSync desteği var. Ama aynı zamanda tasarımsal olarak bu kadar güzel ince işçilik ve sağlam yapısıyla şurada da görebileceğiniz gibi, ki şöyle göstereyim size de rahatlıkla, Red Dot ödülü aldı. Red Dot ödülünü tabii ki birçok cihaz alıyor ama sonuçta tasarımsal olarak önemli bir kriter olduğunu da söyleyebiliriz Red Dot için. O yüzden tasarımının da burada güzel olduğunu bizlere gösteriyor. Tuşlar tabii ki bir oyuncu klavyesi olması neticesinde tam programlanabilir yapıda. Üzerinde birçok makro tuşları var ve bunu ROG Armory ile beraber üzerinden düzenleyerek istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda F tuşları üzerinde basış şeyleri var. İşte 1x, 2x, 3x, daha doğrusu 4x ve 8x şeklinde gidebiliyor. Bunda oyun sırasında kaç tuş darbesi vurulduğunun hesabını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle MMORPG gibi oyunlarda size önemli bir avantaj sağlıyor. Tekrar hızı özelliği var. Bu sayede işte aynı şekilde tekrarlanabilir bir yapıya çevirebiliyorsunuz. Cherry MX Red anahtarının olduğundan bahsetmiştim. Burada da 2 mm'lik bir mesafesi var. Bu sayede hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. 45 gramlık bir basınç da anında size tuş basışı olarak geri dönüyor. Birçok mekanik klavyeye göre
tabii ki mekanik olmasından ses veriyor olsa da daha sessiz çalıştığını söylemek istiyorum. İşinize yarayabilecek birçok tuş var ve aynı zamanda makro ayarlarının ayrı bir makro tuşu olmasa da dediğim gibi program üzerinden yapabiliyorsunuz. Hatta eğer Asus ROG serisi bir anakartınız da varsa çok rahat bir şekilde şuradaki bölümden hız aşırtma vesaire yani anakartın birçok özelliğini de bu klavye üzerinden anında yapabiliyorsunuz. İşte soğutmayı arttırıp azaltabiliyorsunuz, hız aşırtmayı yapabiliyorsunuz. Bu sayede birçok size kolaylık sağlıyor. Kullanımı da gerçekten rahat. Hani Cherry MX kırmızının da birçok mekaniğe göre daha sessiz olmasından kaynaklı rahat bir kullanım sağladığını söylemek istiyorum. Ama sadece oyun için değil, normal yazarken de rahat bir seçenek sunduğunu söyleyebiliriz ROG Claymore Core için. Bahsettiğim gibi ROG Armory üzerinden birçok ayarlamayı yapabiliyor olsanız da aslında kendi hafızası üzerinden de birçok değişikliği yapabiliyorsunuz. Şuradaki FN tuşuna bastığınızda şuradan hemen parlaklığını şöyle kısıp açabiliyorum yukarı aşağı tuşuyla. Buradan modlar arasında geçiş yapabiliyorum kendi içindeki. Aynı zamanda sizin ROG Armory üzerinden programladığınız tuşlara da şuradan geçiş yapabilirsiniz. Farklı farklı modlara geçiş yapabiliyor. Bu da önemli bir kolaylık diyebiliriz. Şuradaki bölümden de dediğim gibi anında RAM için ya da anakartınızdaki sistem için hemen OC moduna yani hız aşırtma moduna alabiliyorsunuz. Bu sayede hem masada küçük yer kaplayan hem oyunlarınızda hızlı tepki veren RGB aydınlatma severler için birçok seçeneği olan ve Asus sistem kullanmışsanız zaten bütün AuraSync destekli ürünlerle beraber ortak bir görsel şölen oluşturabilecek bir klavye ile beraberiz. Ben kullandığım sürede oldukça memnun kaldım. Sesi de fena değildi. Hani ofis ortamına göre yine biraz yüksek kaldığını söylemek istiyorum tabii ki ama normalde bir oyuncu için sonuçta mekanik klavye istiyorlarsa ses durumu da elbette beraberinde gelecek. Asus sistemlerle beraber kullanılmasını özellikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Çünkü dediğim gibi overclock vesaire yapılabiliyor olması önemli bir artısı. Tek tuşla bunu yapabiliyor olmak, güç istediğiniz anda hızlıca bunu yapabiliyor. Fan ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Şurada da hemen bir BIOS bölümü var. Bu yüzden bir mekanik klavyeden küçük olsun, daha sessiz olsun ama isteklerimi karşılasın diyorsanız isteyebileceğiniz her şeyi burada yapabiliyor. Zaten F tuşları üzerinde de medya kontrollerini rahatlıkla yapabileceğiniz bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Son olarak tabii ki fiyatından bahsetmek gerekli. Fiyatı da şu an için 700 lira civarında bulabileceğiniz bir klavye. Tabii ki hani başarılı, sağlam ve taşınabilir bir yapıda mekanik klavye arıyorsanız, özellikle işte farklı şehirlere e-spor için gidiyorsanız 700 lira bence hani ortalama bir fiyat olduğunu söylemek isterim. Tabii ki siz de bu klavye hakkındaki görüşlerinizi ya da deneyimleyeniniz varsa Claymore ya da Claymore Core serisini lütfen kendi yorumlarını da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne aktarsın. Bu klavye ile alakalı benim atlamış olabileceğim şeyler varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Bu videomuzda Asus ROG Claymore Core klavyesini incelemiş olduk. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.